Çok teşekkür ederim. Şimdi ben Beyhan'dan bir şey söyleyeyim. Siyah kaş kalemin var mı göz kalemin yanında? Koyu kahverengi var. Acaba onunla bir eyeliner nasıl çekilir? Doğru eyeliner gösterebilir miyiz? Tabii. Ondan başlayalım. Çünkü şimdi dedin ki kirpik ve... Evet, şey, eksik ama o, kaş göz dedik. Evet. Ama kalıcı makyajdan da biraz bahsetmek istersek. Tabii ki bahsetmek isterim. Hani kirpik dibine yapıyorsunuz ya hafif bir şey. Ben onları çok beğeniyorum mesela. Çok güzel oluyor evet. Kesinlikle. Şöyle. Şimdi bakalım. Sevgili konuğumuzun gözüne çeneyi göre doğru eyeliner nasıl çekmesi lazım? Şu şekilde kuyruk dibinden başlıyoruz ilk önce. Evet. Silik silik başlayalım ki abartı düzeltme şeyimiz olsun. Tabii kalemimiz kahverengi olduğu için çok belli olmayacak. Olsun. Ben tek kaş kalemi getirdim yanımda. En azından nasıl ifade değişecek sağ sol arasında aynen, görmüş oluruz. Öyle. Buraları daha ince çalışıyoruz. Bir de kalıcı makyajda. Ay çok heyecanlı. Ben daldım kaldım şu anda nasıl çektiğimi. İstek tam gözün dibine doğru yaklaşım oluyor. Gelen misafirlerimizde. Buraya yaklaşma diye bir şey söz konusu değil. Eğer ki oraya yaklaşırsak burada gözyaşı kanalları var. Aa. Ki kaç kişi de gördüm gerçekten ben. Yani farklı mi? Yerlerde yaptırmış ve yüzün içine aynı rimel dağılmış gibi burada ağlama kanalları, gözyaşı evet. kanallarından içe pigment dağılma yaşanır. Eyvah, o yüzden buraya leke oluyor yani. Leke oluyor tabii. Ve onu çıkma, sildirme kesinlikle öyle bir şansı yok. Ah, gözyaşı kanalının oraya sakın o boyalarla girmeyiniz. Gözümüzde. Bakayım, ay çok güzel. Şimdi bu dedi ki, çok güzel, isminizi bir tane soracağım. Yağmur. Yağmur. Yağmur dedi ki, kadını kadın yapan kaş ve kaştır dedi. Aynen. Şimdi kaşın tamam, bir de eyeliner'ı gördük. Göze ne diyorsun Yağmur? Şimdi bir de gözlerine bakalım şöyle yakından. Evet.